Mesela bir kısmımız kalktı, bu son uzay yolculuğuyla alay etmeye kalktı. Çok üzüldüm. Ona kısa bir cevap vermek istiyorum efendim. Jeremy Rifkin'i internete bağlayıp konuşturup milyonlarca dolar ödeyen insanlar anlayamazlar bunu. Gerçekten kavrayamazlar bunu. Türkiye'nin uzay yolculuğunun ne kadar önemli olduğunu anlamak gerçekten çok zordur onlar için. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu son yapmış olduğu gelişmeleri anlayabilmek çok zordur onlar için. Konuşmasının bir kısmında Türkiye Devleti dedi. Önce beyefendi buranın Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu bilecek. Onu da söyleyeyim. İki, uzay dedi. Uzaya gitmek, uzaya çıkmak önemli. Bunu zaten söyledik. Ama o beyefendiye bir şey söylemek isterim. Bugün İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği Bölümü mezunu Okan Bayram, üniversitenin Ayaz Ağa kampüsünde bulunan inşaat alanındaki bir binadan atlayarak intihar etti. Neden? Geçinebilmek için kampüsteki bir kahve satış yerinde çalışmak zorundaydı. Gerçekleri konuşun burada. Uzay mühendisi bölümü mezunu bir çocuk bir kahvede çalışmak zorunda kalıyor. Evine ekmek götüremediği için... Burada demagoji yapıyorsunuz. Gelin burada gerçekleri konuşun. Doğu Akdeniz bizimdi. Adalar bizimdi. Eğer orada irtifa kaybetmişse bu ülke AKP iktidarı yüzündendir. Lütfen. Ve bu konuları 6 dakikada anlatabilecek bir kapasiteniz var mı bilmiyorum ama gelin bir oturum açalım. 4 saat burada konuşalım. Bir dakika beyler. Sayın Grup Başkan Vekilimize söz veriyorum. Cevap verecek. Size bir dakika. Efendim değerli konuşmacı, engin birikimi, değerli altyapısı ve herkesin de kendisinden istifade edeceği ölçekte son derece değerli biridir. Burada bahsettiği genel ölçekli bir politikadır. Ne sarayla alakası vardır ne birine yaranma gayreti vardır. Kendisini yaptığı konuşmadan dolayı tebrik ediyorum. 20. yüzyılı 5 ana imparatorluk şekillendirdi. Bunlardan bir tanesi de yıkılan bizim imparatorluğumuz Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Biliyorsunuz şekillendiren devlet milletler de aslında Saksonlar, Anglo-Saksonlar, yarım Frankler, Slavlar ve Türklerdir. Bunların içerisinden kazananlar Anglo-Saksonlar, yani Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın oluşturduğu grup oldu. Dünya kaynaklarının hemen hemen çoğuna sahipler. Ekonomik olarak da dünyayı domine ediyorlar. Dünya ekonomisinin çok büyük bir kısmını kontrol ediyorlar. Efendim bu medeniyetler içerisinde kaybedenlerden dedim ya, bir tanesi Osmanlı'ydı. Osmanlı'nın kaybolmasıyla 70 küsür irili ufaklı devlet kuruldu. Kah bütün sınırları içerisinde, kah parça parça. Ama sonucunda dünyadaki bütün sistem değişmişti. Fakat 21. yüzyıla giderken ikinci bir gelişme, yeniden Slavlar, yani savaşı kazanan Anglo-Saksonlar ve Slavlar arasındaki mücadele ve Slavların kendi aralarında mücadeleye sokulması, Rusya ve Ukrayna'nın birbirine girmesi ve en sonunda Ortodoks dünyasının da Katolik dünyası gibi sindirilmesi ve Anglo-Saksonların tek kalması, Anglo-Saksonların Amerika'ya göçtüklerinde dinleri Püritenlikti, şimdi ise Evangelizmdir. Evangelizminde iki ana kökeni vardır. Birisi bunların efendim dinleri yeniden düzenleme, dispensiyonalizm. İkincisi de fütürizm. Bu ikincisinden sadece bir örnek okumak istiyorum ki sadece ne olduğunu anlayabilirim diye. Fütürizmin yayılmışım olduğu bildiri, yani şu anki medeniyet temsilcisi olduklarını söyleyenlerin bildirisi. Biz dünyadaki gerçekten sağlıklı tek şeyi, yani savaşı ve ölüme götüren bütün güzel düşünceleri destekliyoruz. Bu Püritenlerin düşüncesidir. İşte bunun ışığında Türkiye Devleti dünyada şu anda aktif bulunan 5 ordudan birine sahip olan bu devlet kendi medeniyetini korumak zorundaydı ve onun için de çok büyük bir savunma hamlesine girişti. Bu sene 40,5 milyar dolara ulaşan savunma bütçesiyle beraber aslında inanıyorum ki hepimiz bu işe çok sevinmeliyiz
Mesela bir kısmımız kalktı, bu son uzay yolculuğuyla alay etmeye kalktı. Çok üzüldüm. Ona kısa bir cevap vermek istiyorum efendim. Jeremy Rifkin'i internete bağlayıp konuşturup milyonlarca dolar ödeyen insanlar anlayamazlar bunu. Gerçekten kavrayamazlar bunu. Türkiye'nin uzay yolculuğunun ne kadar önemli olduğunu anlamak gerçekten çok zordur onlar için. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu son yapmış olduğu gelişmeleri anlayabilmek çok zordur onlar için. Efendim bunların bir projesi var. 1974 yılında başladı DARPA projesi. Bu proje 10 maddeden oluşuyor. 9. maddesi Cirem Linsen Sabrons. Yani bir uzay, bir geminin üzerine insansız hava araçlarıyla keşif yapmak. Biz onlardan evvel yaptık. TCG Anadolu'nun üzerine biz kendi uçaklarımızı, insansız sistemlerimizi yerleştirdik. Anlayamazlar efendim. Olayı bu açıdan bakmazsanız anlayamazsınız. Türkiye Cumhuriyeti kendi sınırlarını korumak zorundadır. Neden? Kendi devletini, varlığını korumak zorundadır. Biz kendi medeniyetimizi değil, dünya insanlığını temsil ediyoruz. Türkiye'nin içerisinde olmadığı bir dünya dönemez. Türkiye Cumhuriyeti aynı zamanda bir medeniyetin temsilcisi ve size inanın biraz önce okuduğum o püritenlerden başlayan evangelistlerin inanmış olduğu bu düşünce tarzı zeytin ağaçlarına vurarak zeytin çalmaya çalışan varlıklı insanların varlığının neden olduğunu gösteriyor. Ve bunların sınırları içerisindeki bu ikinci maddesidir, özür diliyorum, Gidro Muharebesi. Yani bizim bugünkü Gazze'de devam eden savaş, Mısır'la Türkiye'yi birbirine bağlayan bölge. Burada bir Armageddon Savaşı'nın yaşanmasından söz ediyorlar. Bunu engelleyebilecek bölgedeki tek güç. Biz Libya'ya bir anlaşma imzaladık. Bizim ne işimiz var dediler. Hiç böyle muhalefet olur mu? Hiç böyle bir şey olur mu? Doğu Akdeniz'e ayağımızı uzatamayacaktık. Balık tutmak için ayağımızı uzatamayacaktık. Burası bizim yerimizdi. Biz bir tek anlaşmayla Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e yerleşmesini sağladık. Türkiye'nin bundan sonraki bu savunma hamlesini anlayabilmek için bunları, bu varlığımızı yavur bize saldırdığı zaman Türk, Kürt, Dert, Serkez karşıt görüşte muhalefet demeyecek. Her taraf aynı şekilde bombalayacak. Bunu engelleyebilecek Türk ordusudur. Ve bu ordu ayakta kalmak zorundadır. Ve bu ordu güçlenmek zorundadır. Biz cihana yön verecek bir milletiz. Ve emin olun bunu adaletle yapacağız. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur.